Buğdayın atası siyez. 12 bin yıllık bir besin kaynağı olmasına rağmen üretiminde düşüş yaşanıyordu. Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK'ın desteğiyle 5 yıldır çalışma yapıyor. Amaç siyez buğdayının üretimini artırmak. Yaklaşık 12 bin yaşında Diyarbakır'daki Çayönü kazılarında buluntularına rastlanmıştı. Lif ve enerji kaynağı, çinko, demir, B ve A vitaminleri bakımından zengin bir tarım ürünü. Buğdayın atası, siyez. 1950'lerde Türkiye'de 1.3 milyon dekar arazide yetiştiriliyordu. Şu anda sadece 22 bin dekar alanda üretiliyor. TÜBİTAK destek verdi. Siyez buğdayı çiftçi için yeniden umut oldu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi siyez buğdayının ekiminin arttırılması için çalışma başlattı. Toplumda özellikle organik ürünleri olan talep ve daha sağlıklı beslenme taleplerinin artmasıyla birlikte tekrar siyezin özellikle kırsal alanda, dağlık kesimlerde yetiştirildiği zaman belli bir süre sonra tekrar eski seviyesine geleceğini ve bunu yetiştiren çiftçilerin de gelir seviyesinde bir artış olacağını tahmin etmekteyiz. Türkiye'nin ardından İtalya başta olmak üzere Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinden de siyez buğdayı üretilmeye başlandı. Çünkü ürün kalitesi iyi. Üstelik toprak verimliliğinin az olduğu, tuzluluğun ve kuraklığın yaşandığı, yağışın az olduğu bütün olumsuz koşullarda da yetişebiliyor. En önemlisi ilaç, gübre kullanımı gerektirmiyor. Yani tam olarak doğal. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dağlık alanlarda siyez buğdayı üreten çiftçiye destek oluyor.